Muğla'nın en büyük haber ses haber Milas'tan ben Mehmet Abak değerli izleyenler. Ülkenin gündeminde kan stoklarının azaldığı iddia edilen Kızılay var. Vatandaşa sorduk bakalım Milas sakinleri neler söylemişler. Kızılay'daki kan stoklarının azalmasından dolayı ameliyatların ertelenmeye başladığı iddia ediliyor. Neler söylersiniz? Çok kötü bir şey. Ama şöyle bir şey, benim fikrim kanın satıldığını söyledikleri için, mesela ben devamlı kan veremiyorum. Duydum. Veresim gelmiyor ya. Yani kanın satılması ne demek ya? Kan satılabilir mi? Yani kanın satılması en son şey ya. Çok üzüldüm yani. Çünkü o durumda bir insanın kanı nasıl? Belki parası yok adamın. Ne durumdaki insanlar var ya. Mesela benim devamlı kan veriyorum, elimden belli. Ben bir genel vericiyim. Her zaman veririm. Vermiyorum ya. Ben kanımın satılmasını istemiyorum abi. İstemiyorum. Çok kötü bir şey yani. Kızılay'ın kan stoklarının asgari seviyenin altına indiği, bu nedenle de ameliyatların ertelenmeye başladığı söyleniyor. Neler söylersiniz bu konuda? Ben buradan sadece vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Ben de yaklaşık bir ay önce verdim. Tekrar sürem dolduğunda ben de vereceğim. Lütfen kan verelim. Çok ihtiyacımız var. Özellikle depremlerden sonra. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben bu konuda yani kanın verilmesini tavsiye ediyorum halk için yani. Ya şimdi ben takip edemiyorum konuyu da, bilmiyorum zaten. Hani bilmediğim için de yorum da yapamayacağım. Zaten bu zamana kadar da kan vermiş birisi de değilim. Keşke versem. Herkes kan versin bence. Bu kadar duyarsız olmayalım. Kızılay Milas Şubesi Başkanı Ayşegül Semerci Güneş yanımızda. Efendim neler söylersiniz? Merhaba Milaslı hemşehrilerimiz. Evet, kan stoklarımızda Ramazan ayı sebebiyle de ciddi anlamda düşüşler söz konusu. Yaşadığımız deprem anından beri birçok bağışçımız deprem ilk gününde biliyorsunuz stoklarımız o kadar büyük bağışlarla stoklarımızı doldurdular ki şimdi de o bağışçılarımızın hepsini tekrardan kan vermek için hepsini davet ediyoruz. Son zamanlarda kan bağışları konusunda satışları yapılıyor mu yapılmıyor mu konusunda da şöyle bir açıklama yapmak da istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Türk Kızılay'ı kanı para karşılığı satamaz. Satılması zaten kesinlikle yasaktır. Özel hastanelerde bu karşılıkta mevlalar alan özel hastaneler cezalandırılmış ve kapatılmıştır. Kesinlikle Kızılay kanını satması mümkün değildir. Sadece Sağlık Bakanlığı'yla SGK protokolü altında tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı'ndan temini söz konusudur. Yani tıbbi malzemelerin diyeyim, işte serumdur, iğnesidir, işte eldivenidir. Bunların içerisinde bir Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol söz konusudur. Fakat kan kesinlikle ücretsizdir. Bütün bağışçılarımızın içi bu konuda ferah olsun. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün Milaslı hemşehrilerimizin hepsini kan bağışına davet ediyoruz. Ramazan boyunca saat kaça kadar kan bağış araçları Atapark'ta? Haftanın belli bir günlerinde Atapark'ta. Bu hafta pazartesi, salı ve perşembeydi. Akşam iftara yakın saatlere çekiyoruz Ramazan ayı sebebiyle. Çünkü saat 5 ile akşam saat 11'e kadar araçlarımız burada. İftarını yaptıktan sonra bütün vatandaşlarımızın hepsini kan bağışına destek olmaları konusunda bir hepsini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Milas Şube Başkanı Ayşegül Hanım'dan dinledik. Kan çok önemli. Akşam saat 11'e kadar, yani gece saat 23'e kadar oruçlarınızı açtıktan sonra gelebilir, burada kan bağışında bulunabilirsiniz. Ne yazık ki kan stokları azalmış durumda ve sizin bağışlarınıza ihtiyacı var.